Xiaomi'nin ülkemizde ürettiği ve uygun fiyatlı bir şekilde satışa sunduğu Redmi 12 elime ulaştı arkadaşlar. Gelin hep birlikte bakalım bu akıllı telefon bizlere neler sunuyor. şunu söylemem lazım sizlere video başlarken. Çünkü bu akıllı telefon Redmi Note 12 ile çok karıştırılıyor. Bu akıllı telefon Redmi 12 arkadaşlar. Sadece Redmi 12 düz bir şekilde. Redmi Note serisi değil. Düz bir Redmi'nin sayı serisindeki 12. model sevgili arkadaşlar. Ve tabi bu akıllı telefon detaylarına geçmeden önce sizlerden de kanalıma abone olup sosyal medya hesaplarımı takip etmenizi rica edeyim ve cihazın detaylarıyla devam edeyim. Bir kere uygun fiyatlı bir akıllı telefon. Şu anda önümü durmakta olan akıllı telefon. Tabi uygun fiyatlı olması da bizlere neler sunuyor derseniz öncelikle radarımıza girmesini sağlıyor arkadaşlar cihazın. Çünkü böylesine uygun fiyatlı cihazlar daha fazla böyle dikkate alınıyor. Daha fazla değerlendirilebiliyor ve daha fazla da aranabiliyor sevgili arkadaşlar. Şimdi cihazın detaylarına baktığımız zaman bence tasarımda burada güncelliğin tercih edilmesi çok değerli olmuş diye düşünüyorum ve çok da şık duruyor. Arka tasarımı ve genel cihaz tasarımı oldukça güzel ve bu akıllı telefonda toza ve suya karşı dayanıklılık anlamında IP53'ün kullanılıyor olması da bana çok değerli geldi açıkçası. Çünkü bu seviyede çok bu düşünülmüyor ya da dikkat edilmiyor diyebilirim sizlere Ancak bu cihazda ip53 suya ve toza karşı dayanıklılık sertifikası bulunuyor sevgili arkadaşlar yani cihazıma su değdi Hemen bozulacak gibi bir burada sizi stresten de kurtarmış oluyor ama siz tabi bu akıllı telefon satın alırsanız gidip Telefonla denize havuza girmemeye dikkat edin arkadaşlar en azından cihazınıza bir şey döküldüğünde ya da sıçradığında Cihazınız çalışmaya devam edebilecek diye düşünüyorum sevgili arkadaşlar gelelim telefonun tasarımın detaylarına 8. 17 milimetrelik bir inceliğe sahip bu akıllı telefon gerçekten ergonomik bir cihaz ve ön ve arka tarafta da cam bir malzeme kullanılmış. Çerçevesi ise bu cihazın plastik. Sevgili arkadaşlar, telefonun kutu içeriğine baktığımız zaman ise bizlere 18 watt'lık şarj adaptörü, telefon, şarj kablosu ve bir de kılıf karşılıyor. Kılıf güzel olmuş. Kılıfın biraz farklı buldum diğer modellerde çıkanlara göre. Biraz daha mat bir kılıf ve malzeme kalitesi de fena değil. Cihazın ekranına baktığımızda ise bu akıllı telefon ekranında bizlere IPS LCD bir panel karşılıyor arkadaşlar 6.79 inçlik bu IPS LCD panel 90 Hz'lik bir yenileme hızına sahip. Burada parlaklık anlamında cihazda 550 nit bir parlaklık var ki bence 550 nit bazı durumlarda biraz düşük kalabiliyor arkadaşlar. Özellikle güneş ışığı altında bir şey yapmaya çalışıyorsanız bu cihazda parlaklık anlamında biraz gölgeye gitmek isteyebilirsiniz. Onu söyleyeyim sizlere. Ancak bunu bir kenara koyduğumuzda genel anlamda cihazın renkleri gayet güzel. Ekrandaki renkler oldukça başarılı ve 90 Hz bir yenileme hızı var ki bazı cihazlarda hala yüksek yenileme hızına geçilemiyor maalesef bu fiyat seviyesinde ki bu cihazda bunun olması bence oldukça değerli ve tabi fiyatına göre başarılı bir ekran deneyimini bizlerle buluşturduğunu sizlere söyleyebilirim. İşin performans tarafına baktığımız zaman ise Redmi 12'de Mediatek'in Helio G88 modeli bir işlemci görev yapıyor arkadaşlar. Bu işlemci 12 nanometrelik bir üretim süreciyle üretiliyor. Tabi işlemci de burada birçok zaman bunu hissediyorsunuz arkadaşlar çünkü özellikle yüklenme anlarında ve yoğun beklenti anlarında telefon bir tık size geç cevap verebiliyor. Oyun testlerini görüyorsunuz şu anda. Oyun testlerinde gerçekten bazı anlarda telefonda ufak da olsa bir takılma gibi durumlarla karşılaşabildim. Tabi ben burada grafik ayarlarını en olabilecek yüksek seviyeye ayarlayarak bu oyunu oynadım. Onu da zaten gördünüz. Ama yine de bunları sizlerle paylaşmak istedim sevgili arkadaşlar ki zaten işin ilk bench skorlarına baktığımız zaman ise bu bahsettiğim şeyleri daha net anlıyoruz sevgili arkadaşlar. İşin diğer Diğer detaylarına baktığımızda Redmi 12'de 8 GB fiziki, 8 GBta bir sanal RAM bulunuyor arkadaşlar. Ve toplamda 16 GB'lık bir RAM var diyebilirim bu akıllı telefonda. Cihazda 128 GB'lık bir depolama var. Micro SD kart ile burada depolamayı artırmanız mümkün. Ama sim kartların bir tanesinden vazgeçmeniz gerekiyor arkadaşlar. Şu anda da gördüğünüz gibi. Ana kameraya geçmeden önce sizlere şunu söyleyeceğim. Bu akıllı telefonun performans anlamında sizleri günlük hayatta üzme ihtimali neredeyse yok arkadaşlar. Ama telefon Yüksek bir performans beklentiniz varsa O cihaz bu cihaz değil arkadaşlar Onunla sizlere söyleyeyim Ancak vaat ettiğim ve fiyat seviyesindeki Rakipleriyle karşılaştırdığımda Olması gereken performans neyse Bu cihazda da tam olarak o performans var Burada da özellikle sizlere durumu Özetlemek istedim işin kamera tarafına Geçelim. Redmi 12'de ana kamerada 50 megapiksellik bir kamera görevi Yapıyor arkadaşlar. F1.8 Diyafram aralığına sahip bu kamerada Bir de 8 megapiksellik bir çözünürlüğe Sahip 120 derecelik çekimler yapabilir yapabileceğiniz ultra geniş açılı bir kamera görev yapıyor. Üçüncü kameraya baktığımızda 2 megapiksellik f2.4 diyaframa sahip bir makro kamera görev yapıyor. Her zaman her telefonda marka fark etmez sizin söylediğim şey 2 megapiksellik makro kamera bence sadece eğlence amaçlı bulunan ve daha fazlasını bizlere veremeyecek bir makro kamera. Bu cihazdan bağımsız tüm cihazlarda aynı şeyi söylüyorum ve söylemeye de devam edeceğim ki bu makro kameraları şöyle 8-16'ya falan çıkartana kadar markalar sevgili arkadaşlar. Kameraları Yorumlarına baktığımız zaman ise ışık iyi olduğunda evet sonuçlar güzel arkadaşlar. Burada tabi cihazın segmenti gereği burada fotoğraf çekerken vesaire çok böyle elinizi kolunuzu oynatmamaya dikkat ederseniz sizler için çok daha iyi olur arkadaşlar. Renkler bazen soluk çıkabiliyor ama yapay zeka toparlamaya çalışıyor işi. Genel olarak böyle ciddi bir patlama vesaire falan yok renklerde ama işin gece çekimlerine baktığımız zaman ya da ışığın azaldığı senaryolarda baktığımız zaman burada grenlenmeler, bulanıklaşmalar ve burada tabi mutlaka sizin bir gece modunu kullanmanız ve ve dikkatli fotoğraf çekimleri yapmanız çok daha doğru olacaktır sizler için sevgili arkadaşlar. Video tarafına baktığımızda cihaz 1080p 30 fps video kaydedebiliyor. Video performansı olarak bu cihazda olması gereken neyse tam olarak o arkadaşlar video performansı. Telefonun segmenti belli zaten bu segmentte olabilecek bir performansa sahip sevgili arkadaşlar. Ön kamerada 8 megapiksellik f2.1 diyaframa sahip bir kamera görev yapıyor. Bu kamera güneşi altındayken bir tık performansıyla düşündürüyor ama burada bahsettiğim performans çözünürlük anlamındaki performans ancak yine de ana biriktirmek için yeterli diyebileceğim bir ön kameraya sahip. Sizler zaten fotoğrafları görüyorsunuz. Siz de burada yorumlarınızı aşağı yazarsınız sevgili arkadaşlar. Redmi 12'de Android 13 var. Bir de tabii ki arayüz olarak MIUI 14 var. Güncellemeleri doğrudan alıyor. Ben telefon kutusundan çıkardığımda telefon bir güncelleme aldı. Muhtemelen bir üst güncellemeyi de yine alacaktır sevgili arkadaşlar. Pil tarafına baktığımda telefonda 5000 mAh bir batarya var. Bence bu akıllı telefona bu konuda bir haksızlık haksızlık yapılmış arkadaşlar. Çünkü 18 wattlık hızlı şarj bence yeterli değil. Bu cihazda en azından bir 33 wattlık hızlı şarj olmalıydı diye düşünüyorum. Ama fiyatına bakınca da bir tık arada kalıyorum gerçekten. Buradaki yorumu sizlere bırakıyorum. Ve şunu da söylüyorum. Cihazın şarjı bir gün rahatlıkla götürüyor. Ama çok zorlarsanız bir gün gitmeyebiliyor arkadaşlar. Onu da sizlere söyleyeyim. Ama cihazı alacak ve standart segmentte kullanacak birisi bir gün rahat rahat kullanabilir sevgili arkadaşlar. Son değerlendirmeye doğru geçelim. Redmi 12'nin fiyatı da cihazın donanımına göre değişiyor arkadaşlar. Benim sizlere anlattığım modelde 8 GB bir RAM var. Ancak bu akıllı telefonun 6 GB'lık RAM'i olan bir versiyonu da şu anda piyasada satışta. Başlangıç fiyatı Redmi 12'nin 7.999 TL. Benim sizlere şu anda anlattığım model 9.000 TL'nin üstünde. İkisinin arasında çok ciddi bir performans farkı olmayacaktır ama 8.000 TL'lik model tercih edilebilir hakikaten. Çünkü fena değil arkadaşlar bu fiyat seviyesini rakipleriyle karşılaştırdığımda. Bence sizin bu cihazı en önemli eleştirisi işlemcisi olacaktır diye düşünüyorum ama piyasaya göre bakıp değerlendirme yapmanızda fayda var diyebilirim sizlere. Ben piyasaya göre yeterli buldum bu akıllı telefon. Tabii ki eksikleri var. Onları da zaten sizlere anlattım video boyunca ve tabii burada artıların eksilerini en çok bizlere düşündüren şey piyasanın durumu ve piyasaya göre telefon değerlendirdiğinde de benim için dediğim gibi yeterli diyebileceğim bir akıllı telefon. Sizlerin bu konudaki düşünceleri benim için her zaman olduğu gibi çok çok önemli arkadaşlar. Bu akıllı telefon hakkındaki düşün düşüncelerinizi yorumlara yazmayı, bu videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.